Merhaba Webtekno takipçileri. Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'den, ofisten kalktık, İstanbul'a geldik. Büyük bir rekor denemesi olacak bugün. Peki bu ne Ozan? Bir takipçimiz bize ulaştı ve dedi ki benim elimde tam 3000 tane telefon var. Ama yaklaşık 3000 tane. Ve Guinness Rekorlar kitabına başvurmuş kendisi. Başvurusu da kabul edilmiş. Ama bir hakem gerekiyor. Aynen. Peki yani, o hakem kim? Ben. Ozan. Önce şunu yapalım bence. Yapalım. Gidelim. Bir kurcalayalım şu telefonları. Ne var ne yok bir görelim. Gidelim abi bakalım neler var neler yok. Hadi çıkalım. Kendisine de soracağımız şeyler var zaten. Abi bizi götür. Olay merkezine girelim. Hadi. O zaman önce ben görürüm. Abi çok yok güzel. Artık. Vay Instagram hesabı falan da var abi senin ha? O zaman giriş abi. Abi neler var? Abi önce bir şeyi sorayım mı sana? Toplam telefon sayısı tam olarak küsürüyle kaç? Toplamda aynı telefonlar mı fazla içlerinde? Ama Guinness Rekorlar kitabına yazdığı verdiğim sayı 2779. İlk burada aldığın telefon hangisi abi? Panasonic G600. Askerde de kullanmıştım. Ondan önceki telefonum var Panasonic G500 ama en hayran olduğum bir tanesini alamazken birçok insan bundan evet iki tane kullanıyordum. Bir cebimde bir tane, bir cebimde oo. Bir tane. Abi bak bunun bir şekli var. Her şeyin bir raconu var kardeşim. Aynen. Abi bunu çekince 3 adam aynı anda ölüyor değil mi böyle? Burada böyle bütün cihazlar gidecek olsa hangi cihaz kalsın isterdin burada? Özelliği ne abi? Dünyada ikincisi olmayan bir Nokia. Nokia prototype olarak üretiyor. İlk parmak izi okuyan telefon bu diyebiliriz evet. Philips telefonun var mı Philips? Philips'lerimiz diğer taraftan. Buranın bir de diğer tarafı mı var? Diğer tarafı. Abi şaka mı bu? Tavşan deliğinin öbür tarafı. Bunlar zamanında ülkemize yeni giren telefon firmalarının verdiği reklamlar. Ben hani çocukluğumdan beri bayağı ilgili olduğum için birkaç tanesini hatırlıyorum. Yani özellikle şu işte Cem Yılmaz zamanlarını falan görmüşlüğümüz var. Yokluğuna 688 saniye bile dayanamam Ozan. Hiç bunu yazdığın bir kız arkadaşın oldu mu? Nereden başımızı yakacaksın? Bunlar senin bebeklerin diyebilir miyiz abi? Öyle demeyelim ya. Abuk yorum alıyoruz ya. Maalesef. Öyle deyince mi? Evet. Ya insan çocuklarını satar mı falan böyle satma sapan düşüyorum yorumlara. Ne kadar boş işlerle uğraşmış. O boş işlerde uğraşmış diyen arkadaşlarım da keşke beni yönlendirme durumu olsa, bir hayatıma renk katsa, şöyle bir daha dolu işlerde uğraşsam. Ben mesela insanlığa kültür mirası olarak bırakmak istiyorum bunları. Abi peki manevi değer değil de maddi olarak hepsinin toplam değeri ne kadar? Gözü kapalı sadece metal değeri 2 milyon falan vardır, 3 milyon vardır herhalde. TL mi? TL. Bakıyorum etrafımda ne kadar insan zenginse böyle, zenginleştikçe böyle karakter gidiyor. Allah düşmanı vermesin öyle, parayı buldukça karakteri bozulur. Bu elinde şu anda görmediğiniz ama birazdan göreceğiniz 1 milyon TL var. Dünyaca ünlü Los Angeles'ta bulunan Santa Monica plajına geldim. Gözüne bakarak söylüyor. Fenerbahçeli var mı? Ben Fenerliyim abi. Tamam içeride Fenerbahçeli var mesela. Bak, şey Aziz, Aziz Yıldırım'ın kullandığı telefondan var mı abi? Yıldırım'ın kullandığı telefon üst modeli var. Bunu bul Aziz Başkan. Bana gelip Fener yönetim kurulu başkanlığı teklif ediyorlar. Aziz Yıldırım diyor ki ne tweet'i kardeşim benim telefonda da internet yok. Buradaki en eski cihazla en yeni cihazı bana bir gösterebilir misin abi? En eski cihaz ve en yeni eski cihaz. Cihazla başlıyorum o zaman. En eski cihazımız bak buradan başlıyoruz. Bu mudur abi? Carphone olarak araç telefonu bu var. Gidelim en yeniye yeni, gidelim. En yeniye o zaman gidelim en yeni. Note 8. Note 8. Efsane bir cihaz. Eyvah. Daha elimizde. Abi Metin eyvah. Ooo yok artık. Vay süper cihaz abi bu. Bak buna gerçekten paha biçilemez abi. Doğrudur yani. 5000 adet falan üretildi ve bunu galaya gidenlere falan böyle özel kişilere falan hediye edilen telefondur bu. En etkileyici teknoloji. Lazer güç ışını. Şu anda doğrudan şeffafa döndü. Bu cam teknolojisi biraz günümüzde de kullanılıyor. Bunlara fotokromik cam diyorlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi arkadaşlar bayağı bir cihaz gördük. Yaklaşık 3000 tane akıllı telefon var burada. Hem akıllı telefon var hem eski telefon var. Ben mesela tek hastalığı sürekli akıllı telefon diyorum ama akılsız olanları da var. Ve şimdi yavaştan Guinness sayımına doğru geçeceğiz. Ben olacağım sayımda, Ekrem abi olacak ve Ekrem abinin bir de şahidi var. Biz üçümüz bir evet, kesintisiz video çekmek zorundayız arkadaşlar. Böyle bir durum varmış Guinness'e evet, girebilmemiz için. 45 dakikalık olacak herhalde. 45 dakika bir sayım, 45 dakika bir sayım evet. Peki toplam kaç telefon vardı yani? Bundan bir önce bir rekor daha var galiba. O rekor kaç? 1563 ile zaten bir rekor var. Biz şimdi onu iki katıyla neredeyse evet alacağız inşallah. Evet. O zaman başarılar diliyorum. Ben bu şekilde yola çıkıyorum arkadaşlar. Bu süreyi size tamamen tabii ki izletmeyeceğiz. Böyle aralarda Merdan size arkadan beni gösterir durumun gidişatının bilgilendirmesini de yapar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 966, 967, 968, 969...
1477, 1478, 1479, 1480, 4445, 4446, 2219. Tüm bu odada 2219. Tamam. Öbür tarafa. Evet. Burası kolay. 2728, 2729, 2778, 2779. Helal. Bravo. Helal olsun. 2779. 2779 adet. Kapatmıyorsun. Şimdi son olarak 2779 final. Evet. Evet. 2779 adet Ozan Can ve Murat Kaya eşliğinde 2779 olarak evet sayılmış durumda. Arkadaşlar şimdi bizim rekor denememiz bitti. Rekorun sahibi aynı zamanda da burada rekora şahitlik eden bizlerle birlikte evrak doldurmamız gerekiyor. Evrağı doldurdum, işte şahitlik ettim, saydım bütün telefonları ve bu artık Guinness'e gidecek şu an. Videoda yüklenecek, sonrasında evet bir ay içinde mi belli oluyor? Ondan sonra bir ay içerisinde. Bir ay içine herhalde bir yerlerde gerekiyor. Görürüz zaten. Biz de yaparız haberin evet, girdik inşallah diye. Ben şöyle şuraya imzamı atıyorum abi ve olayı bitiriyorum. Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Abi şimdi biz bir yarışma yapalım aramızda. Tamam. Bir 30 saniye süremiz olsun. İkimiz de 5'er tane telefon seçelim. Seçtiği telefondan hangimizinkinin daha pahalıysa o kişiye bir tane telefon hediye et bize. Buradan değil ama tabii. Koleksiyondan değil de senin yedektekilerden bir tane bize hediye et. Seve seve. Tamam, anlaştık. Hadi. Hadi. Sepet vereyim mi? İyi olan kazansın. Arkadaşlar 3, 2, 1 süreyi başlatıyorum ve Ecem'e veriyorum ve gidiyorum abi. Burada hiç kaçırmadan sen... Matrix Edition'ı... Abi Volvo neredeydi Volvo? Ben bu Volvo içeride, içeri sayılmaz. Abi Volvo'ya getirir misin? İçeri sayılmaz, içeri sayılmaz. Abi Aziz Başkan Edition'ı alıyorum. 10 saniye kaldı. Abi çok kötü telefonlar aldım. Teşekkür ederim. 7 saniye. Hadi 5 saniye. Tamam. Tamam bitti. Bitti. Çok kötü cihazlar topladım bitti be. O zaman bitti. En ucuzlarını aldım kesin. Pahada kaybetsem de Aziz Başkan Edition'ı aldığım için kardeşim otomatik kazanacağım. Allah rızası için Aziz Yıldırım çocuğa ulaşsın ya. Ne olursun. Bu zaten TL'de satıldığı için. Aziz Yıldırım bak ne olur ulaş. Gülmem yoktu, gülmeye başladım ya. Abi bak şimdi ben şunları aldım abi. Şu iPhone ilk telefon olduğu için pahalı olma varsayımında bulundum. Motorola'nın Ferrari Edition'ını aldım. Fenerbahçe Aziz Başkan Edition'ını aldım. Şunu abi 5 saniye kulağın tutunca yengeye Elif diyorsun kardeşim. Bunu evet aldım. Ve Matrix Edition'ı aldım Samsung'un. Elimde bunlar var. Evet ben de... Ozancım kusura bakma, çok özür diliyorum. İçeriden çöp kovasını alıp da şey yapsaydın şöyle. Şurada dursaydın çöp kovasıyla. Yani daha bir şey olurdu. Eyvallah abi sağ ol. Sahibiyim ben o zaman. Ben de ağzım. Abi ne kadar yapıyor ya? Evet, bana 3000 olmaz mı yine? Ne oldu? Bu desen ki bunun emsali yok ki yalnız. Şimdi 3000 dolar desen 3000 doları var. Bu? Bunun var. Bana 2 diyelim. Bu üzgünüm ama yani 100 liraya satıyorlar bunu. Yani, sağ ol abi. Bu kiloya giden telefonlardan bu 20-30 lira para ediyor. N80 var, güzel cihaz bende vardı. N80 evet, bu da kiloya 130 giden telefonlardan, bu da 20-30 lira. 150 lira oldu abi. Nokia'nın prototipi var. Bu telefon çalışanını gözü kapalı 1000 liraya satarsın. 150. 1000 TL. 1000 TL. Abi evet. 1150 lira. 100 dolar diyebilirsin yani şuna. 100 Avrupa dolar fiyatıyla, Avrupa fiyatıyla 100-150 euro. Çünkü telefonların hep çoğunu oradan tamam ben için kuru 10 liraya sabitliyorum abi. Şurası 150 lira. 1650 dolar yaptı. Tamam. Abi şimdi sen bana bunu söyle. Bu benim Matrix Edition'ı ne kadar alıyorsun? Piyasaya düştüğü zaman satıcı bilirler. Tamam, 1000 dolar dedik. Tamam, 1000 dolar diyelim. iPhone var, ilk iPhone. Ay ilk iPhone abi. Bunu da gözü kapalı 150-200 dolara satarsın. Tamam, 200 diyelim. Tamam. 1200 dolar abi. 88. Yenge Elif Edition. Bu da 200-250 dolar desen. Tamam, 1450 yaptı abi. Evet. Ferrari Edition, bu da Motorola. Bu da 250 doları var. Tamam, şu an 1700 oldu. Geçtim abi. Buna zaten paha biçemiyoruz. Nasıl geçtin oğlum, beni geçemedin. Hayır abi 1650'sin sen. Şu 1450-250 ekleyince 1700 oldu. Evet abi. Yani kıl payı galiba geçiyor seni Özgür. Abi şuna, abi sen buna yani... paha biçmeyelim. Buna fiyatını söyleme abi lütfen. TL ile söyleyeceksin çünkü. Yok bu kiloya gelen telefonları da aldım yani. Güzel Fenerbahçe'nin bir telefonu ama yani o bana hediye ettiler, parayla almadım tamam, yani. Tamam ben de bunu saymıyorum. 4 telefona yine kazanmış olduk ama. Tamam ben... telefonu. Hani bu 2000 dolar? Abi benim evrağı getirin. Geçin abi. Abi ne hediye edeceksen bana artık gönlünden ne koparsa. Bana da yok zaman... mu bir tane bana da şey. Ozan sen de gel abi. Bir saniye. Kurbağa dışı. Bir saniye. Gel. Buradan bakıyoruz. Şimdi ne var böyle? Sana ne verebilirim? İki tane 8310 var abi. Bunu abi birer tane alalım. Bir tane sana, bir tane bana. Biz bunu kullanalım. Ne diyorsun? Varım abi. Ciddi diyorum bak. Varım. Bir tane Ozan arkadaşlar. Bir tane bana, bir tane Ecem'e, bir tane de size hediye ediyoruz. Hatta iki tane hediye ettik. İki tane de size ediyoruz. Bir tane de Ekrem abi ekledi. Hatta dua etsinler bize. Üç tane hediye ettik ya. Abi çok iyi. Hatta Fenerbahçe telefonunu da bana hediye ediyorsun değil mi abi?
denedim. Tamam, abi, deneyeyim dedim. Yavaş. Tamam arkadaşlar, biz bayağı nostalji telefonlarından aldık. Bunlardan 3 tanesini de size hediye edeceğiz. Nasıl kazanacağınızı yorumlarda biz sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Aynen. En üstte de sabitleriz. Katılım koşullarına oradan ulaşırsınız. Ekrem abiye de zaten video boyunca gördünüz. Yukarıda her yerde Instagram'ı yazıyor. Oradan ulaşırsınız. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, yorumlara ne yazmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Videoyu bolca beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın diyorum ve hoşça kalın efendim. Saygılar, sevgiler.